bunun bir iç siyasete dönük bir hamle değil yani seçimlere dönük işte HDP'yi muhalefet blokundan koparmaya yönelik bir hamle değil. Eğer bir müzakere süreci yürütülüyorsa Öcalan'la bunun Kuzey Suriye üzerine yürütülen müzakere süreci olduğunu okudum. Bu muhtemel ama tabii şu önemli, senin söylediğin gibi Amerikan tarafının aracılığında görüşmeler yürütülüyor Türk tarafı ve Suriye'deki Kürt tarafı arasında. Yani Amerika bir tür bir uzlaşma istiyor. Bunu geçen hafta da konuştuk. Amerika biliyorsun bir korunaklı bir alan kurmaya çalışıyor güneyde. Türkiye uzun zamandır bunu istiyor Amerika'da. Amerika'nın önerdiği şey Türk tarafı oraya bir askeri bir güç ama sembolik bir askeri güç göndersin diyor. Türkiye bir kere bunu kabul etmiyor. Türkiye o kurulacak olan korunaklı alanı domine etmek istiyor askeri olarak. Ama Kürtler de buna yanaşmıyor yani sembolik bir Türk varlığına da askeri varlığına da mı yanaşmıyor ve diyor ki bu da anlaşmanın ilk koşulu eğer bir anlaşmaya varacaksak Türkiye Afrin'den çekilecek diyor. Şimdi tabii şu konjonktürde de Türkiye'nin Afrin'den çekilmesi söz konusu değil. Dolayısıyla Amerika'nın Jeffrey'in önerdiği bir şey var ama bu taraflara çok çekici gelen bir şey değil. Dolayısıyla Öcalan'ın yani Kuzey Suriye'de eğer bir anlaşma, bir müzakere süreci yürütülüyorsa ve Öcalan buna müdahil olacaksa ne karşılığında taviz verecek Öcalan bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi orada yani Kürtlerin o bölgeden bütünüyle çekilmesi söz konusu değil. Türkiye'nin de Afrin'i bırakması söz konusu değil. O yüzden orada bir Öcalan dahil olsa dahi taraflar arasında, Türk ve Kürt tarafı arasında bir orta yol bulma ihtimali bana çok zayıf geliyor.